Herkese merhabalar şef Melatin Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için görseliyle lezzetiyle mükemmel bir poğaça tarifim var. Çiçek poğaça tarifi ayçiçeği de diyebilirsiniz. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet şifa bal olsun diyorum. Ve şöyle bir tanesini kesip sizlerle iç harcını paylaşmak istiyorum. Altındaki kıyır kıyır hamuru ve üzerindeki lezzetli harcıyla harika bir poğaça tarifi oldu. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun. Özellikle davet sofralarınızda veya beş çaylarınızda çocuklarınızın beslenmelerini Gönül rahatlığıyla yapıp hazırlayacağınız bir poğaça tarifi. Tarifimiz için öncelikle 4 su bardağı unu şöyle tezgahımın üzerine boşalttım. Su bardağımın ölçüsü 200 miligram su bardağı ve tam ortasından şöyle kendime bir havuz oluşturuyorum. Bütün malzemelerimi bu havuzun içerisine boşaltacağım ve kenarlarına unun üzerine bir paket hamur kabartma tozunu serpiştiriyorum. Bu poğaçamız mayalı değil kabartma tozuyla hazırlanan bir poğaça tarifi. Tekrar yine unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpiştiriyorum. Ve iki tane yumurta. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ve bir su bardağı sütümü ekliyorum. Tam ortadan başlayarak önce sıvı malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Daha sonra kenarlarından azar azar ununu alarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun ne çok yumuşak ne çok sert bir hamur olması gerekiyor. Birazcık kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Şöyle unlu toparlaya toparlaya hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum ve bir kenara dinlenmeye bıraktım. Ben iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Bir tane orta boy büyüklükte kuru soğanı yemeklik doğradım ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ettim. İyice kavrulup renk aldıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberi ilave edip iyice karıştırdım. Daha sonra tertemiz yıkayıp doğradığım ıspanaklarımı üzerine ekledim ve onların suyunu salıp çekinceye kadar kavurdum. Hamurum dinlendi ve ben hamurumu açmaya başlıyorum. Şöyle merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında hamurumu açtım. Ispanağım da iyice kavruldu ve bir tabağın içerisine soğuması için aldım. Bir kenara bıraktım. Hamurumu da açtım. Şimdi hamurumuzu kesmeye geçiyoruz. Hamurum için şöyle şu büyüklükte bir kurabiye kalıbı kullanıyorum. Eğer siz dilerseniz su bardağının ağzıyla da aynı şekilde kesebilirsiniz. Biraz genişçe olması gerekiyor. Bütün hamurumu bu şekilde kesiyorum. Kalıbımla bütün hamurumu kestim ve daha, daha sonra krem şanti başlığıyla sıkma torbası başlığıyla şu şekilde kalan boşlukları küçük yuvarlaklar olacak şekilde kestim hazırladım. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine kestiğim hamurlarımı yani alt tabanlarını yerleştiriyorum. Bu küçük kestiğim hamur parçacıklarını da tam ortadan ikiye bölüyorum. Bunlar da kenar yaprakları olacak. Ortadan ikiye kestiğim hamurumu şöyle iki ucunu birleştirip hazırladığım hamurlarımın üzerine bırakıyorum. Şu şekilde damla şekli verip Poğaç çamurlarımın üzerine bırakıyorum. Yalnız öncesinde yumurta akı sürdüm hamurumun kenarlarına bu üzerine bıraktığım hamurların yapışması için videomda çıkmamış bütün poğaça hamurlarımın alt tabanlarının kenarlarına yumurta akı sürdüm ve damla şekli verdiğim hamurlarımı üzerine yerleştiriyorum poğaçamız birazcık el oyalayıcı ama çok şık çok lezzetli kıyır kıyır hamuru ve üzerindeki ıspanağın lezzetiyle bambaşka bir Poğaça tarifi, klasik aynı poğaçaları yapmaktan sıkılanlar için bir alternatif olabilir. Eğer dilerseniz iç harcını kıymalı, patatesli, pırasalı da hazırlayabilirsiniz veya peynirli hazırlayabilirsiniz ama ıspanakla hazırladığınız zaman poğaçalarınızın görüntüsü ay çiçeğine benziyor, daha şık, daha güzel oluyor. Tekrar bir tanesini daha hazırlanmasını sizlerle paylaşıyorum. Şöyle iki ucunu birleştirip hamurun üzerine bırakıyorum bütün hamurun bitinceye kadar ben bu işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım poğaçamı, Kenarlarını hazırlamak için diğer arta kalan hamurumu bu şekilde açtım ve küçük, sıkma torbası başlığımla şu şekilde hepsini kestim ve kenarlarına yerleştirdim. Üzerine bir yumurta sarısını fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Orta kısmına değil sadece kenarlarının her tarafına sürüyorum. Üzeri için ayrılan bir yumurtanın sarısını üzerine sürüyorum. Akını da alt tarafının kenarlarına sürmüştüm. Hazırladığımız minik yapraklarının yapışmasını sağlamak için. Bütün poğaçalarımın kenarlarına yumurta sarılarını sürdüm ve hazırladığım ıspanaklı harcım iyice soğudu. İçerlerine yerleştirdim. Şeklini, görselini görüyorsunuz. Kesinlikle mükemmel bir görüntü oldu. Özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Çok beğeniyorlar. Poğaçalarım hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. şu şekilde gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Fırın süresi vermiyorum çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin şu şekilde kızarmışsa poğaçalarınız pişmiş demektir. Kıyır kıyır ağızda dağılan hamuru ve üzerinin lezzetli harcıyla harika poğaçalarımız oldu. Ben şöyle bir servis tabağının içerisine poğaçalarımı yerleştiriyorum. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Poğaçamın altı üstü nar gibi kızarmış. Şöyle gördüğünüz gibi ben sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Bunun gibi lezzetli ve güzel tariflerde buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.